Galatasaray dünya devlerini solladı. Aslan dünyanın gündemine girdi. İnternette en çok aranan kulüpler listesi yayınlandı ve sarı kırmızılıların sıralamadaki yeri dikkat çekti. Yaptığı son transferlerle adından söz ettiren Cimbom, Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. Öte yandan Galatasaray, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de önünde yer alarak Türkiye'de ilk 5'e girebilen tek takım oldu. İşte o sıralama. Süper Lig devi Galatasaray dünyanın gündeminde yer alıyor. Akşamın derlediği listenin ilk sırasında 28.500.000 aranma ile İngiliz devi Manchester United bulunuyor. İngiliz devini 26.100.000 ile Real Madrid takip etti. Üçüncü basamak ise 21.300.000 ile Brezilya temsilcisi Palmeiras'a ait. Galatasaray ise listede 4. sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılar tüm dünyada 21.200.000 aranma ile birçok Avrupa ekibini geride bıraktı. Juventus, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Liverpool gibi kulüpler aslanın gerisinde kaldı. Galatasaray'dan Rıdvan Yılmaz bombası. Galatasaray sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı listesine ekledi. Yönetimin kiralama teklifi yapmayı planladığı ifade ediliyor. Galatasaray zorlu fikstüre rağmen başı çekmeyi başardı. Ancak sarı kırmızılar 3 yerli krizi nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk bir yandan takım içinde bu probleme çözümler ararken bir yandan da bazı transfer planlamaları yapıyor. Takvimin haberine göre transfer komitesi ve Buruk arasında yapılan son görüşmede Rıdvan Yılmaz'ın ismi masaya geldi. Milli Solbek sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Ancak genç yıldız şu ana kadar İskoçya'da umduğunu bulamadı. Rangers formasıyla bu sezon yalnızca 3 resmi maçta görev yapabilen Rıdvan Yılmaz, Queen of the South karşılaşmasından bu yana süre alamıyor. Galatasaray yönetiminin 21 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Rıdvan'ın şu anda Rangers'tan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ve forma savaşı vermek istediği öğrenildi. Ancak sıkıntıların sürmesi durumunda genç yıldızın fikir değiştirebileceği ifade ediliyor. Galatasaray'ın hem İskoç kulübü hem de Rıdvan Yılmaz'la görüşerek kiralama formülünü masaya getirmesi bekleniyor. Rangers, milli futbolcumuz için Beşiktaş'a 4 milyon euro ödemişti. Avrupa'da Olympique Morutan sesleri. Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı Rumen futbolcu Olympique Morutan'a Avrupa'dan talipler çıktığı ifade edildi. İşte detaylar. Fatih Terim döneminde Galatasaray'a uzun uğraşlar sonunda Steaua Bükreş takımından transfer edilen 23 yaşındaki Morutan ilk sezonunda 33 maçta 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Beklentilerin altında kalan ve sarı kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan futbolcu bu sezon başında Serie B ekibi Pisa Calcio'ya transfer oldu. Morutan Galatasaray'da 33 maçta 6 gol etki ederken İtalya'da ise henüz 12 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergileyerek tüm dikkatleri üstüne çekti. Takvimde yer alan habere göre çizmedeki performansıyla birçok kez manşetleri süsleyen Morutan'ın Avrupa'da bazı kulüplerin yakın takibinde olduğu öğrenildi. Galatasaray Pisa'ya kiralanan Morutan için 150 bin euro geçici transfer bedeli aldı. Ayrıca Pisa ekibi 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyonu kullanması halinde 5,5 milyon euro karşılığında futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Yapılan anlaşmaya göre en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın İtalya Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı devreye girecek. Galatasaray'ın kasasına şu anki kur baz alınarak 125 milyon lira civarı para girecek. Galatasaray'da Çalhanoğlu sesleri. Cimbom yerli oyuncu kalitesini artırmak için yurt dışında arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir adı Türk takımlarıyla anılan Kerim Çalhanoğlu'ya kancayı takan Galatasaray oyuncuyla temas kurdu. Sarı Kırmızılar Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'yu istiyor. Şalke 04 forması giyen 20 yaşındaki oyuncu sol bek bölgesinde oynuyor. Bu sezon toplam 12 kez Şalke formasını giyen Kerim 1 gol 4 asistlik bir katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Alt yaş kategorilerinde Almanya milli takımını tercih eden Kerim, yaz aylarında Beşiktaş ile de anılmıştı. Galatasaray ise Patrick Van Aanholt ile yolları ayırıp olası bir Kerim Çalhanoğlu hamlesinde Kazımcan'ı kiralık olarak yollayacak. Aslan'a sürpriz öneri. Süper Lig'de son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, Dünya Kupası arasında transfere odaklandı. Sol bek arayışında olan sarı kırmızılara menajerler tarafından sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi bir ivme yakalayan Galatasaray boş durmuyor. Sarı Kırmızılar eksik gördüğü mevkilere takviye yapmak için harekete geçti. Cimbom'da Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Aslan'ın gündemine ise birçok isim geliyor. O oyunculardan biri de Barcelonalı Jordi Alba oldu. Barcelona ile kontratı 2024'te bitecek 33 yaşındaki Jordi Alba sarı kırmızılı takıma önerildi. Galatasaray yönetimi 33 yaşındaki futbolcunun ismini not ederken teknik heyetten bir talep gelmesi halinde isminin gündeme gelebileceği öğrenildi. 1.70 boyundaki tecrübeli isim bu sezon 12 karşılaşmaya çıkarken 2 de asist yaptı. İspanya milli takımı formasını da terleten Alba çıktığı 87 maçta 10 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray Milot Rashica'nın bonservisini alıyor. Sarı Kırmızılar sezon başında Norwich City'den transfer ettiği Milot Rashica'nın bonservisini almaya karar verdi. Öte yandan Galatasaray cephesi Rashica'nın bonservisinin nasıl alınacağına dair kararını da verdi. Sarı Kırmızılar'da Rashica'nın performansı yüzleri güldürüyor. Transfer sezonunun son günü Norwich City'den kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu beklentileri karşıladı. Derbide de 90 dakika sahada kalan Rashica performansıyla parmak ısırttı. Yıldız oyuncu attığı çalımlar ve hızlı deparlar ile bir kanat oyuncusundan beklenen neredeyse tüm görevleri yerine getiriyor. Rashica'nın performansından çok memnun olan Sarı Kırmızılı yönetim ve teknik heyet, futbolcunun bonservisini almak için harekete geçiyor. Kurmaylar, Dünya Kupası organizasyonunu fırsat bilerek Norwich City ile görüşecek. Yönetimin transferi için öncelik verdiği isimler arasında yer alan Rashica için bonservis pazarlığı yapılacak. Rashica geçirdiği 2,5 başarılı yılın ardından 2021'de İngiliz temsilcisi Norwich'e 11 milyon euroya transfer olmuştu. Bir yıl sonra ise Galatasaray'a kiralandı. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Norwich Premier Lig'e çıkmadan kapısını çalarak Rashica için fazla para ödemekten kaçmak istiyor. Galatasaray'ın son bombası Premier Lig'den. Yaz transfer sezonunda kadrosuna yıldız yağdıran ve Icardi, Mertens, Mata, Torreira gibi birçok yıldızı transfer eden Cimbom durdurak bilmiyor. Galatasaray devre arası için gözünü Manchester United'ın stoperine dikti. Devre arası hamleleri için şimdiden çalışmalara başlayan yönetimin öncelikli hedefi stoper transferi olacak. Aslan'ın gündemindeki futbolcu ise Manchester United'dan ayrılması beklenen Victor Lindelöf. Öte yandan yönetim Lindelöf'ü başta Sevilla olmak üzere birçok kulübün listesinde olan Victor Nelson'ın ara transferde satılması durumunda alternatif olarak da belirledi. Cimbom 2017'de Benfica'dan Manchester United'a transfer olan 28 yaşındaki Lindelöf'ü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.